Herkese merhaba, ben Ceren. Bugün sizinle yapraktan sukulent çoğaltmak hakkında konuşacağız. Çok fazla sukulent türü olduğu için bugün size bir liste vermeyeceğim. Şu türlerden çoğaltım yapın diye. Bunun yerine en hızlı ve en olumlu sonuç alabileceğimiz yaprakları nasıl seçeceğimizden bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz 3 tane yaprağın ortak özellikleri aslında çok sulu ve dokunduğunuzda çok sert yapraklar olmaları. Gerçekten bunlar çok dolgun yapraklar. Ve bu tarz yapraklardan çok daha hızlı bir şekilde ve neredeyse kopardığınız her yaprağı eğer doğru şekilde koparıyorsunuz, olumlu sonuçlar alıyorsunuz. Burada bir Graptomeria aranjmanı görüyorsunuz. Kenarlarda yapraklardan yetişen küçük yavru sukulentler var. Graptomeria'lardan da çok hızlı bir şekilde sonuç alabiliyorsunuz. Bu yapraklar neredeyse bir haftada bu bebekleri verdi. Tabii bulundukları ortama göre de çok önemli. Ne kadar ışık alıyor, ne kadar sulanıyor, ne kadar rüzgar alıyor. Kapalı bir ortamda mı, açık bir ortamda mı? Bunlar çok önemli. Burada el yapımı bir saksımız. Graptopatellum bronzeyi görüyorsunuz. Yine bu Graptopatellumlarında çok serttir yaprakları ve çok suludur. Bu önümdeki aranjmanda da iki sukulent türümde. Yine yapraklar aynı özelliklere sahip ve yine bu yapraklardan da çok hızlı sürede sonuç aldım. Hatta bu üç yaprak bu sukulent türüne ait. Ve burada bana hediye gelen bir aranjmanda yine aynı yaprak çeşidine sahip olan bir sukulent var. Oradan da aldığım tek bir yaprakta yine olumlu bir sonuç elde ettim. Yine çok kısa sürede, bir hafta içinde bebeklerini verdiler. Burada sukulent çoğaltmak için kullandığım iki tane istasyonu görüyorsunuz. Bu ilk istasyonda kopardığım yaprakları bekletiyorum. Köksüz ve bebeksiz yapraklar burada duruyor. Yaprakları bekletmek için aslında iki yöntem var diyebiliriz. Bir tanesi yaprağı koparttıktan sonra kallus oluşmasını beklemek. Yani bir gün kadar yaprağı bir havlu kağıdının üzerinde bekletmek. Bir diğer yöntem ise kopardığınız gibi yine bir torfun üzerine bırakmak. Ben iki çeşidinde denedim. İkisinde de olumlu sonuç aldım. Bu birazcık size kalmış bir şey. İsterseniz bekletin, isterseniz bekletmeyin. Burada da köklenmiş ve yavruları, bebekleri olan sukulentleri koyduğum bir istasyon var. Bu istasyonun kesinlikle altının delik olması gerekiyor. Çünkü köklenen yaprakların kesinlikle sulanması gerekiyor. Kopardığınız yaprakları bekletmek için benim gibi böyle bir yoğurt kabı kullanabilirsiniz. Saksı tabağı kullanabilirsiniz. Ya da herhangi bir başka bir plastik tabak. Ya da bir derinliği olan cam tabak da kullanabilirsiniz. Aslında yaprakların ve sukulentlerin daha çok yel alan yerlerde olması onların büyümeleri için çok daha elverişli. Yaprakları koyduğumuz kabın içine benim gibi Hindistan cevizi torfu ve birazcık perlit de koyabilirsiniz. Hiçbir şey koymayabilirsiniz de, bu da bir yöntem. Ya da sukulentlerde kullandığımız çok geçirgen toprağı da koyabilirsiniz. Hiçbir şey koymamak da bir yöntem. Hiçbir şey koymadığınızda da sukulentlerin kök saldığını ve bebek verdiğini göreceksiniz. Koparttığınız yaprakları koyduğunuz bu kabı dilerseniz hiç sulamayabilirsiniz. Fakat ben bazen arada hani çok kuruduğunu düşündüğümde 15 günde bir birazcık fıs fısla suluyordum. Yaprakların çok ıslanmamasına dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bu çürümeye sebep olabilir. Onun dışında çok da sulamanıza gerek yok. Yaprakları koyduğunuz bu kabın tercihen yel alan bir yerde olması gerekiyor. Direkt güneş ışığının altına koymamalısınız. Daha gölgede fakat güneş ışığını da alan bir yerde olması gerekiyor. Direkt güneş ışığının altına koyarsanız yapraklar çok çabuk kururlar ve kök salmaya ya da bebek sukulenti yapmaya zamanları olmaz. Bu kabınsa köklendikleri için daha sık sulanmaya, normal bir sukulente göre daha çok sulanmaya ihtiyacı var. Çünkü bu kökler hem anaç yaprağı besliyor hem de bebek sukulenti besliyor. Bütün suyun anaç yaprağa gitmesini istemeyiz. Bu kabın drenajı da iyi olmalı. Ben biraz da kendi deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Çünkü en çok sorulan sorular ne kadar sürede bebek verir, ne kadar sürede kök salar. Aslında bu birazcık sabır işi, sabır ve unutma işi. Çünkü ne kadar çok unutursanız sukulentleriniz aslında o kadar çok kendine geliyor ve dallanıp budaklanıyor. Bunu siz de göreceksiniz. Bu 3 yaprağı ben Ocak ayında kopartıp koymuştum ve yaklaşık 17 gün kadar sürdü. Ama bunun sebebi muhtemelen Ocak ayının çok soğuk olmasıydı. Çünkü burada aynı yapraktan görüyorsunuz ve bu aynı yaprak 5 günde bebeğini verdi. Üçü de yaklaşık 5-6 günde bebeğini verdi. Daha sıcaktı havalar bu yaprakları kopardığında. Muhtemelen bunun çok ilgisi var. Siz de ilkbaharda ve yazın yetiştirmeye çalıştığınızda yapraklardan çok daha hızlı sonuç göreceksiniz. Burada Tagetus bellus yapraklarını ağırlıklı olarak görüyorsunuz. Tagetus bellus'un yaprakları
Görebildiğiniz kadarıyla zaten şimdi birazcık da kendinden geçmişler fakat çok dolgun değil. Bu yüzden de hem bunun etkisi hem de Ocak ayında koparıp koymuş olmanın etkisiyle yaklaşık bir ay kadar sürede kök verip bebek verdiler. Burada da Shrek kulağını görüyorsunuz. O da bir ayda verdi. Normalde Shrek kulağı çok zor yavru veriyormuş fakat verdi. Mutluyum şu anda. Bazen sukulent yaprakları önce kök verir, bazen de sukulent bebeklerini verirler. Şimdi burada gördüğünüz küçük kırmızı kökünü, kırmızı pembe kökünü uzatmış. Bazı kökler kırmızı pembe oluyor. Bazıları ise Tagetus bellus'ta gördüğünüz gibi beyaz renkte oluyor. Kök verdiği için diğer tarafı alabilirim fakat kökünü uzatmasını birazcık daha da bekleyebilirim. Burada ise önce sukulent bebeğini vermiş olan bir yaprağı görüyoruz. İkisi de Graptopetalum bronzenin yaprağı fakat önce biri kök vermiş, biri ise sukulent bebeği vermiş. Bu tamamen sukulent yaprağının kendini neye hazır hissettiğine göre değişiyor aslında. Bazen de çok soğukta kaldığında önce kök verebiliyor sukulentler. Burada da kırmızı kırmızı köklerini görüyorsunuz. Uzatıyor toprağa tutunmak için. Her sukulent türünün yapraktan çoğaltılamayacağını söylemiştim. Bunlara birkaç tane örnek vermek istiyorum. Burada aynı yumuk kiwi'yi görüyorsunuz. Bu tür kenardan böyle küçük yavrular veriyor. Zaten gövdesi de böyle birazcık daha ağaç odunumsu. Daha sonrasında bu bebekleri büyüdüğünde çelik alma yöntemiyle bu türü çoğaltabiliyorsunuz. Yapraktan çoğaltılması diye bir şey ben bulamadım açıkçası. Denedim de yaprağı hemen kuruyup kendinden geçiyor. Burada da alyo türlerinden bir sukulentim var. Hemen kenarından iki tane bebek vermiş. Alyo türlerinin yapraktan çoğaltılması mümkünmüş fakat çok çok uzun süre aldığı için çok da tavsiye edilmiyor. Ben aloe vera'mı çok büyük saksıya koymuşum. Aslında bu kadar büyük saksıya koyulmaması gerekiyormuş. Çünkü aloe vera saksıyı kökleriyle doldurmaya çalışıyormuş. O yüzden şimdi bende küçük bir tane bebek var. Aslında çok uzun zamandır var bende aloe vera ama yeni çıktı. Burada da Tagetus bellus'ları görüyorsunuz. Kenarlarından verdiği bebekleri ben videodan çok daha önce ayırmıştım. Tagetus bellus da kenarlarından verdiği bebekler yeterince olgunlaştığında kökleri kendilerine ait oluyor ve çok rahat bir şekilde ayırabiliyorsunuz. Şimdi burada tekrardan Tagetus bellusların yapraktan bebek yaptıkları hallerini gösteriyorum size. Onlar da güzel bir şekilde büyüyecekler. İzlediğiniz için teşekkür ederim.